Başlattın mı? Tamam. Evet gençler hoş geldiniz tekrar. Bir pazartesi ve cumaları çekiyorduk biz biliyorsunuz sizle dersleri ama Muhammed'in işleri vardı. Pazartesi çekemedik. Sırf Muhammed gelmedi diye dersi yapamadık. Muhammed bir daha böyle bir şeyler yapma karışmayın. Tamam. Şimdi Ahmet eklendi aramıza. Çağla zaten demirbaşı gibi. Yani, tamam mı? Yapıştı buraya yani. Adam çiplet gibi çıkmıyor buradan. Göktuğ da Çanakkale'deydi. Gezdi geldi. Oh, beynine kan gitmiş. Şimdi Ahmet çok sakin bir çocuktu. Onu bozacağız diye korkuyorum. Evet, valla. Şimdi evet arkadaşlarım biz sizinle ne yaptık en son? Genelgeler ve kongrelere baktık. Ne yaptık diyorum hatırlamaya çalışıyor. O kadar çok oldu ki. Aynen genelgeler ve kongrelere baktık. Atatürk Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık dönemiydi orası. Yani Mondros'tan sonra Anadolu işgal edildiği için o işgallere karşı bir tepki oluşturmaya çalıştı. Yalnız İstanbul hükümeti işgallerden yanaydı. Yani İngiliz vandasına girmekten yanaydı. Sadece Atatürk ve küçük bir kesim Oksızlık Savaşı'ndan yanaydı. Atatürk de ne yaptı? Halkın milli duygularını harekete geçirdi. Genelgeler ve kongrelerle Mebusan Meclisi'ni açtırdı. Orada Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirdi. Buradaki amacı neydi mesela onu hatırlayayım. Misak-ı Milli kararlarını kabul ettirmekte. Mecliste. Nasıl? Yani yasal, evet yasal zeminlere oturttu hareketini. Çünkü yasal olan Osmanlı'nın meclisinde bağımsızlık kararları aldı. Doğru mudur? Aynı zamanda meclisi açtırdıysa Osmanlı'nın meclisini milli iradeye vurgu yaptı demektir. Aynı zamanda meclisin hükümeti denetleme yetkisi vardı. Bir de hükümeti de Osmanlı hükümetinde denetlemek istedi. Sonra o meclisi dağıttılar. Değil mi? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni dağıttılar. İstanbul'u resmen işgal ettiler. Atatürk'e Manastırlı Hamdi'den haber geldi. İstanbul resmen işgal edildi, meclis dağıtıldı diye. O da ne dedi? Ben de padişahın da halifenin de geleceğini sağlayacak, onları kurtaracak, yeni bir meclis kurarım dedi. Buradaki mantık şu bak, padişahın ve halifenin de geleceğini kurtaracak derken halk dini duyguları dominant düzeyde bir halk olduğu için onların desteğini almaya çalışıyor. Ama ben padişahlı da halifeli de yok edeceğim demiyor arkadaşlar. Hani şey gibi düşün, Minber isimli gazete çıkardı İstanbul'dayken Samsun'a geçmeden önce. Minber ne demek? Camilerde imamların vaaz verdiği yüksek makamlardı. Ve o gazetede Hatip Mahlası ile yazılar yazmıştı. Samsun'a gitti, Havza'da mitingi Havza müftüsüyle yapmıştı. Değil mi? Ve şimdi ne diyor yeni meclis açarken? Padişahın ve halifenin de geleceğini kurtaracak yeni bir meclis açıyorum diyor arkadaşlarım. Adını ne? Aslında Büyük Millet Meclisi ismiyle açılıyor. 9,5 ay sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi adını alıyor arkadaşlarım bu meclis. Nerede açılacak, nasıl açılacak? Tabii ki 23 Nisan'da açılırken daha öncesine yani Nisan ayının başlarında bu meclise isim bulma çabaları var. Hani ne isim koysak acaba? Mesela Halide Edip de artık Ankara'ya geçmiş vaziyette. Çünkü onu Topkapılı Cambaz Mehmet geçirdi. Mim grubunun kurucusuydu değil mi? Halide Edip geldi. İşte kurultay olsun diyorlar. Celalettin Arif falan orada. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki meclis başkanıydı Celalettin Arif hatırlayın. Tamam. O diyor ki divanı kebir mebir olsun. O tarz şeyler, fikirler. Atatürk diyor ki Büyük Millet Meclisi olacak. Buradaki isim çok basitmiş gibi gelir sana ama Büyük Millet Meclisi derken milli iradeye, milletin kararlarının büyüklüğüne vurgu yapıyor. Yani her şeyin üzerindedir diyor millet iradesi. Mustafa Kemal Atatürk kardeşim. Evet, şimdi şöyle bir başlayalım olaya biz. Türkiye Büyük Millet Meclisi için Mustafa Kemal İlk baştan şu ismi kullandı ama tepki çekti. Sonra kullanmayacak. Dedi ki ben bu meclise dedi meclisi müessesan diyorum dedi. Meclis müessesan şu demek kurucu meclis. Vah. Kurucu meclis ama şimdi sen hala yıkılmamış bir Osmanlı var. Sen şimdi Ankara'da açtığın bu meclise meclis-i müessesan diyorsan, kurucu meclis diyorsan, hilafet ve saltanat yanlılarının tepkisini çekersin. Aa Osmanlı'yı mı yıkıyor bu? Yeni bir şey mi kuracak? diye. Tepki de çektiği için, milletvekillerinin de tepkisini çektiği için bu ismi çok kullanmamaya çalışıyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve ilk açıldığında meclis-i müessesandan ziyade şu ismi kullanmaya başlıyorlar arkadaşlarım. Silahiyeti
Burada Bülent Ersoy aklınıza gelecek. Fevkaladeye. Oh. Selahiyeti fevkalade. Yani şu demek bu. Olağanüstü yetkilerle donatılmış meclis arkadaşlar. Ha? Fevkaladenin fevkinde bir meclis. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclis. Tabii bu meclisin toplanması için arkadaşlar tekrar seçimler yapılıyor. Savaş zamanındayım. Anadolu'da işgaller var. Atatürk seçim yaptırıyor. İşte eski Mebusan Meclisi üyeleri geliyor buraya. Tekrar seçimlerle Müdafaa Hükmü Cemiyeti üyeleri geliyor, seçilenler. Değil mi? Ve tabii ki Mustafa Kemal de milletvekili seçilecek buraya arkadaşlar. Ne demişim? Selahiyeti fevkalade haiz meclis demişim. Peki. Bu meclisin açılış konuşmasını en yaşlı üye sıfatıyla Sinop milletvekili Şerif Bey yapacaktır arkadaşlar. Şimdi şu Sinop milletvekili Şerif Bey açılış konuşmasını, yani açılışında başkan olmuş. Sinop milletvekili Şerif Bey. Şey, bak şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi'ni toplamıştı ya Atatürk İstanbul'da. Biraz önce bahsettiğim ve Misak-ı Milli kararlarına. Orada açılışında Hacı İlyas diye bir adam başkandı. Yaşlı falan. Değil mi? İşte sonra Reşat Hikmet geldi falan ama seçimle iş başına geldi Reşat Hikmet meclis başkanı olarak. Bizi orada Celalettin Arif ilgilendiriyordu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanı. Sonra zaten Atatürk'ün yanına Ankara'ya geçti. Bu TBMM'de de Adalet Bakanı olacak kendisi. Onu sordu Celalettin Arif'e. Bunu da sorabilir. Açılışında başkan kimmiş? Şerif Bey'miş arkadaşlar. Peki, Mustafa Kemal Atatürk. Bu meclise nereden milletvekili seçilecek? O son Osmanlı Mebusan Meclisi neydi? Ankara'dan arkadaşlar. Tamam. Evet. Ankara'dan Mustafa Kemal. Tabii ki ileride Ankara ve İzmir'den seçilecek. Sonra Ankara'yı tercih edecek. Hep Ankara'dan milletvekili olacak Mustafa Kemal. Cumhurbaşkanlığı süresinde de Ankara'dan milletvekilliği yapacaktır. Yani hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili hem CHP'nin başkanı falan. Hatta şey dedim, hatırlıyor musunuz? 1930'da soruyorlar kendisine, ya sen artık Cumhurbaşkanısın. Neden parti başkanlığından, üyeliğinden istifa etmiyorsun? Partiyi ben kurdum diyor. Benziyor değil mi? Peki, şimdi. Burada çok güzel bir şey söyleyeyim size. Atatürk'ün en sevdiğim konuşmasıdır aynı zamanda. Seçilen milletvekilleri Ankara'ya gelecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği kararlarla Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele dönemini başlatacaklar. Yani milli iradeyle, halk iradesiyle kararlar alınacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlarım. Yalnız Ankara'ya zor bela, zar zor gelen meclis üyeleri, milletvekilleri Ankara'ya geldiğinde Ankara'da hiçbir şey yok. Çorak Ankara. Bataklık. Evet. Hiçbir şey yok Ankara'da arkadaşlarım. Yani dava çürük geliyor kendilerine, milletvekillerine. Ve homurdanmaya başlıyorlar kendi aralarında. Acaba memleketlerimize geri mi dönsek, bu iş olmayacak falan gibilerinde. Atatürk duyuyor bunu, bu konuşmaları, bu homurdanmaları duyuyor. Kürsüye çıkıyor. Ve diyor ki, duydum ki diyor, bazı arkadaşlara dava çürük gelmiş, memleketlerine geri dönme planları yapıyorlarmış diyor. Ben kimseyi Büyük Millet Meclisi'ne zorla çağırmadım. Herkes kararında hürdür, defolup gidebilir diyor. Ama ben asker Mustafa Kemal olarak mavzerimi elime alırım, fişeklerimi göğsüme dizerim, Elma Dağı'na çıkarıp son kurşunum kalana kadar vatanı müdafaa ederim. Sonra kutsal bayrağımı naçiz vücuduma sararım. Düşman kurşunlarıyla yaralanırım. Kutsal kanımı kutsal bayrağıma içire içire orada şehit olurum diyor. Hepiniz defolup gidebilirsiniz diyor arkadaşlar. Sizce bu konuşmadan sonra Mustafa Kemal Atatürk bu konuşmadan sonra milletvekilleri gitmiş midir? Hiçbiri geri dönmüyor. O yüzden bu meclisin açılışındaki bu konuşma, yani Mustafa Kemal çok iyi bir hatiptir aynı zamanda arkadaşlarım. Yani kitleleri bir arada tutabilmeyi becermiştir. Çünkü bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne eski iddiatçılardan da milletvekili seçilenler var.
Yani muhalif de çok. Din adamı var, bürokrat var, serbest meslek grubu var, tarım ticaret erbabı var. Birazdan yazacağım. Hangi gruptan kaç tane, kaç, yüzde kaç var diye yazacağım. Onlara laf geçirebilmek. Satranç oynamaktır işte. O bir meziyettir arkadaşlar. Tamam. Ona kesinlikle dikkat ettim ki en sevdiğim konuşmacısın. Ankara'da bir cuma günü açıyorum. Ankara'dan milletvekili seçildim. Yine Ankara'da bir cuma günü açacağım. Meclisi. Hocam meclis nerede açıldı? Nerede okunan dualarla, Yasinlerle meclis açıldı diyebilir. Sen de diyeceksin ki Hacı Bayram Veli Camii'nde. Bak burada Hacı Bektaş Veli ile karıştırabilirsin. Tamam mı? Şöyle bir ayrım yapacaksın. 23 Nisan bir bayramdır. Hacı Bayram Veli Camii'nde. Tamam? 23 Nisan nerede okunan dualarla derse Hacı Bayram Veli Camii'nde okunan dualarla açıldı arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat ettik. Peki bu meclisin resmi gazetesi Ceride-i Resmiye olacak arkadaşlar. Ceride-i Resmiye zaten adından belli. Osmanlı'nın resmi gazetesi Takvim-i Vakai'ydi. Değil mi? TBMM'nin resmi gazetesi Ceride-i Resmiye. TBMM'nin yarı resmi gazetesi ise Hakimiyet-i Milliye olacak. Evet, yarı resmi gazetesi neymiş? Hakimiyet-i Milliye. Hocam, şimdi biz Sivas Kongresi'ne bir gazete çıkarmıştık. Sivas Kongresi'nde alınan kararları halka duyurmak için çıkarılan bir gazeteydi o. Söyle. O İstanbul'da çıkardı daha Sivas'a, Anadolu'ya geçmeden önce. Fethi Okyar'la birlikte çıkardığı gazete o İstanbul'da. Baştan İstanbul'da kurtuluş çareleri alıyor. Suriye Filistin cephesinden İstanbul'a geliyor. İstanbul işgal edilmiş. Bakıyor olmayacak, sonra Anadolu'ya geçiyor. İstanbul'da çıkardığı gazete Minber'di Ahmet. Sivas Kongresi kararlarını halka iletmek için İrade-i Milliye isimli bir gazete çıkardı. Tamam? İrade-i Milliye. Dikkat et şimdi. İrade-i Milliye'nin ismi. Temsil heyeti Ankara'ya geldi yani. Amasya görüşmelerinden sonra. Temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra Hakimiyet-i Milliye ismiyle çıkarılmaya başlandı demiştim. Doğru mudur? Ve TBMM'nin yarı resmi gazetesi oldu Hakimiyet-i Milliye. Buraya tekrar ekledim. Önceden eklemiştim ama 1934 yılında Ulus adını alacaktı bu gazete. Evet, 1934 yılında Ulus adını alacaktır. Zabıt ceridelerisi, evet, zabıt ceridelerisi ise TBMM tutanaklarıdır. TBMM'de konuşulan her şeyin kayıt, ceride tutanak demekti zaten arkadaşlar. Tamam mı? Zabıt cerideleri neymiş? Meclis tutanakları. Meclis tutanakları. Hala vardır bu tutanaklar. Atatürk'e küfredenler, Atatürk'ü sevenler konuşmalarının hepsi kayıt altındadır. Milli mücadele sırasında. Ne demişim TBMM tutanaklarına? Zabıt cerideleri dedim arkadaşlar. Peki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %47'si bürokratlardan oluşuyor arkadaşlar. Ha? %47'si bürokrat. %17'si din adamı. Bak din adamlarına da yer vermişim arkadaşlar. Tamam. %19'u ticaret erbabı arkadaşlar. Evet. %19'u tarım ticaret erbabı. %21'i serbest meslek gruplarından. Şimdi sana burada 17'si 20'si cartı curtu gerekmiyor aslında da. TBMM'yi oluşturan milletvekilleri hangi meslek gruplarındandır ya da değildir derse bak bürokrat var. Tamam? Din adamı var. Tarım, çiftçi, ticaret yapan var. Serbest meslek grubu da kesinlikle var. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Anlaşıldı mı buraya kadar? Peki. Şimdi burada
Nasıl bir meclis olduğuna da bakalım bu meclisin arkadaşları. Şu oynama bilmeyen gelin yerim derdarmış ya. Evet. Bir kere şunu bileceğim. Özelliklerine bakıyorum. TBMM'nin özelliklerine. Kurucu bir meclistir. Kurucu bir meclis. Neden kurucu diyorum? Hı? Mesela ben meclisi açtım. Meclisi açtığımda devlet kurdum demek mi? Meclisin içerisinde bir hükümet olacak. Yani bakanlar kurulu olması lazım devlet kurabilmem için. Doğru mu? Kurucu diyorum çünkü hükümet kurdum. Arkadaşlar. Tamam? Yani bak yürütme organı var yani. Kurucudur çünkü hükümet kurdu. Mesela olağanüstü bir meclistir. Olağanüstü bir meclistir. Yani bu ne demek? Yasama ve yürütme, hatta yargı yetkisini de kullanacak. Yasama ve yürütme yetkileri mecliste toplanacaktır. Buna meclis hükümeti sistemi diyeceğiz. Biraz sonra daha iyi anlayacağım bunu. Hızlı kararlar alabilmek için. Arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi yargı yetkisinde kullanmıştır İstiklal Mahkemeleri eliyle. Çünkü İstiklal Mahkemeleri üyeleri meclisten seçilir. Tamam? Dolayısıyla yargı yetkisinde İstiklal Mahkemeleri ile vatan hainlerini orada. Tamam? İdealisttir. Demokratiktir. Ulusaldır. Kurucu, olağanüstü, idealist, demokratik. İhtilalci. Evet. Ah be. Şimdi bakayım. İdealizm nedir lan? Hı? O şey, sen eğitim bilimlerinden bir felsefi akım olarak söylüyorsun şu an onu, düşünce yargıları diye. İdealizm. Mesela siz idealist misiniz? Bak, idealizm nasıl bir şeydir biliyor musun? Mesela ben KPSS'ye hazırlanıyorum diyelim. Tamam mı? Şu an başladım KPSS'ye hazırlanmaya. Kafama koydum sınavı kazanmayı. Dedim ki haftada sadece bir gün off yapacağım. Kendime tatil vereceğim. Sınava kadar, 23 Temmuz'a kadar. Haftada bir gün haricinde hiçbir zaman dışarı çıkmıyorum. Ders çalışmaktan vazgeçmiyorum. Ya da arkadaşım arasa da, manitam arasa da, o arasa da, bu arasa da dışarı çıkmıyorum. Yani sınavı kazanmayı her şeyin üzerinde tutuyorum. İşte bu idealizmdir. Bu mecliste vatanı kurtarmayı her şeyin üzerinde tutmuştur. Arkadaşlar. O yüzden idealist bir meclistir. Mesela buna bir örnek vereyim. Kendi maaşlarının, milletvekilleri kendi maaşlarının %40'ını orduya bağışlamıştır. Neden? Vatanın kurtuluşunu kendi maaşından bile üstün tutuyor. İşte bu idealizmdir. Ya da çok farklı görüşler bir araya gelmiştir. Ama tek amaç nedir? Vatanın kurtuluşudur. O yüzden birbirleriyle kavga etmemeye çalışıyorlar. O yüzden idealist bir meclistir arkadaşlar. Atatürk de idealisttir. Değil mi? Halkın demokratik, laik, sosyal bir halk olması için her şeyin üzerinde tutmuştur. Kendi üzerinde, yani ödünler vermiştir. Mesela Latife ile daha çok rol model olmak için evlenmiştir halkına. Bu bile bir idealizmdir. Yani evliliği bile aslında bu ülkesi içindir. Ülkesine rol model olabilmek içindir. Bu da bir çeşit idealizmdir. İşte hastalanmış, gözünden yaralanmış ama savaşmaya devam etmiş. İdealizmdir. Farklı hastalıklara yakalanmış, griplere yakalanmış, attan düşmüş, kaburgaları kırılmış, Kurtuluş Savaşı sırasında, Sakarya Meydan Muharebesi sırasında ama savaşmaya devam etmiş. Fakat daha önce söylediğim gibi 4 kişinin tuttuğu attan huysuz bir at arkadaşlarım, tamam mı? Sakarya Meydan Muharebesi sırasında. Peki, idealisttir şöyle yazabiliriz. Vatanın kurtuluşunu her şeyin üzerinde tutmuştur. O yüzden idealisttir. Peki, demokratiktir çünkü üyeleri seçimle
iş başına gelmiştir. Bunun demokratik olmadığını söyleyenler falan da var arkadaşlarım. Hani neden diyorsun, neden demokratik değil diyorsun? E diyor yasama yürütme meclisi. Ya orasına takılmayacaksın, savaş meclisi olarak orası. Aga. Olağanüstü hal meclisi yani. Savaş meclisinde tabii ki yasama yürütme birlikte olacak yani. Ha? Savaş sırasında bile seçimle iş başına geliyorsa demokratiktir. Ulusaldır. Yani azınlık milletvekillerine yer vermez. Azınlık yok. Muhammed hatırlıyor musun? Bir soru sorduydun. Değil mi? Hangilerinde azınlık var? Hangilerinde yok? Hangi meclislerde? Mesela 1876 kanunu esasıyla kurduğu Meclisan Meclisi'nde azınlık var mı? Milletvekili var tabii. Osmanlıcılık uyguluyor mu orada? Dağılmayayım diye. Değil mi? İkinci meşrutiyete tekrar ilan ettim, meclisi açtım. Gene dağılmayayım diye. İkinci meşrutiyette de Osmanlıcılık fikir akımı etkili. Orada da var. Doğru mudur? Son Osmanlı Meclisan Meclisi ulusaldır. Misak-ı Milli kararlarını kabul etti ve TBMM ulusaldır. Ha, diyorum ki bu meclis diyorum ulusaldır diyorum hocam Kürt yok mu içinde diyor. Kürt geri zekalı. At ağızlı. Ne diyor? Kurtuluş Savaşı'na o azınlık kabul ediyor musun? Bir, öyle bir şey yok. O zaman Çingeneleri de, Şoparları da, Lazları da azınlık kabul et. Geri zekalı. Kurtuluş Savaşı'na katılmış halkların tamamına Türk halkı denir diyor. Ve kendini Türk hisseden herkes Türktür. Buradaki azınlıktan kasıt gayrimüslim falan filan ondan bahsediyoruz yani. Salak herif ya. Tamam. Evet. İhtilalcidir. Anarşik. Eskilerin deyimiyle ben köye gidince aa geldi anarşik değiller. Her sakallı şey zannediyor. Anarşik. Eskiler anarşik der ama eskiler o anarşik ismi terörist yerine kullanırlar. O yanlıştır arkadaşlar. Anarşizm var olan düzeni yok saymak demektir. İhtilalci de öyledir. Mustafa Kemal de ihtilalcidir. Arkadaşları da bu meclistekiler de ihtilalcidir. Hepsini ihtilalci yapmıştır. Yani var olan düzeni yok saydılar. Düzende Osmanlı var hala daha bilmiyorum. Osmanlı Devleti'ni yok saydır. O yüzden burada Osmanlı yok sayıldığı için ihtilalciyim. Yani var olan düzeni yok saydım arkadaşlarım. Do you understand me? Allah bir be. Kudretinden sual olmaz. Muhammed, namaz saati geldi. Bitirmeyin. Kaçta? Var mı da? Tamam. Evet. Arkadaşlarım, şöyle bir şey sorayım mesela sana. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Türk topraklarında İki başlı yönetim ortaya çıkmıştır. Yani helal olsun. TBMM'in açılması tabii ki. Değil mi? Bak, el alem cinleri kızan gibi. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlarım. Biz hükümet kuruyoruz ya. Nerede o kurucu? Heh. Meclis hükümeti göreceğim şimdi biraz sonra. Biz hükümet kuruyoruz. Devlet kurdum demektir. Yeni Türk devleti. Hani sordum ben size ilk derslerimizde daha böyle baktınız boka bakar gibi bu adam niye soruyor diye. Yeni Türk Devleti ne zaman kuruldu dedim. Çoğunuz 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti demedim dedim siz hatırlıyorsanız. Yeni Türkiye Devleti. TBMM'nin açılmasıyla kuruldu ama Ottoman'da var mı İstanbul'da? Var. İki başlı yönetim ortaya çıktı. Neyle? TBMM'nin açılmasıyla. Peki hocam TBMM'nin açılmasıyla aşağıdaki organlardan hangisinin görevi sona ermiştir? Dersen savaş sırasında Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM açılana kadar ben nerede alınan kararlarla yönettim milli mücadeleyi? Neyin başkanıydım ben? Temsil heyetim. Değil mi? Amasya'da kurulma kararını almıştım Amasya genelgesinde. Erzurum'da Doğu illeri adına kurdum. Sivas Kongresi'ne ulusal hale getirdim. TBMM açılınca kapandı. Temsil heyeti. Artık görevi bitti temsil heyeti. Buraya kadar anlaşmaya bir şey var mı? Şöyle dedik. 24 Nisan önergesi. Evet. Ne oldu? İlk defa mı duyuyorsun? Ha? Bazı şeyleri ilk defa duyuyorsun diye burası zaten. Evet. Bir an elimi cebime attım. Saate bakacaktım kaç diye de telefon şeyde ya. Sadece bunun pili yok.
Peki. Şimdi bu şu demek. Bu şu demek arkadaşlar. Benim bir devlet kurduk. Kuruyoruz ya da. Ama bir anayasam yok daha. Var 1876 Kanuni Esası ama Osmanlı'nın anayasasıydı. Doğru mudur? Şimdi 1921 anayasasını kabul edene kadar biz ki Birinci İnönü Savaşı sonucunda kabul edeceğiz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. 1921 anayasasını kabul edene kadar Mustafa Kemal Atatürk bir gün sonra bir önerge sunuyor meclise. Bu şu demek, 21 anayasasına kadar meclis bu önergeyle iş görecektir, çalışacaktır. 24 Nisan önergesi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet, yani aslında 1921 Anayasası'nın yerini tutuyor. Bunun içeriğinin aynısı zaten 21 Anayasası'na yansıyacaktır. 24 Nisan önergesi. Bakalım bu önergede ne diyormuş atan? Dedi ki bir, hükümet kurmak zorunludur. Evet, hükümet kurmak zorunlu. Zaten kurucuyum dedim. Bizim TBMM'nin içerisinde kuracağımız hükümetin adı İcra Vekilleri Heyeti olacak. Tamam, biraz sonra göreceğim bu icra vekillerini. Neymiş? İcra Vekilleri Heyeti olacak arkadaşlar. Hükümet. Yani meclis dediğin bir yasama organı, değil mi? Ama o yasama organının içerisinde bir de ne kurmuşum? Yürütme. Yani yasama ve yürütme nerede toplanmış? Mecliste toplanmış ve buna ne dedim ben? Meclis hükümeti sistemi diyeceğim arkadaşlar. Şöyle diyor. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur. Bir yasak. Ne demek olduğundan bahsedelim. Meclisin üstünde hiçbir güç, hiçbir ayrı yazılır değil mi? Hiçbir güç yoktur. Yani burada millet iradesinin büyüklüğüne, zaten isminden dolayı büyüklüğüne millet iradesinin vurgu yaptım. İsminden dolayı arkadaşlarım ve aynı zamanda da Osmanlı padişahını yok saydım. Anlaşıldı. Meclis üstünlüğü, milli iradenin üstünlüğü. Mesela dedi ki hangisiyle Osmanlı yok sayılmıştır? Bak bunlar yok saydım. Hükümet var zaten, Osmanlı hükümeti vardı. Ama ben dedim kurmak zorunludur. Yok saydım bunlar. Ne var? Bunlar padişah iradesini yok saydım. Gene Osmanlı'yı yok saydım. Doğru mudur? O zaman neye vurgu yaptım? İradenin üstünlüğüne. Evet. Anılaşıldı mı? Peki. Meclisin üstünde hiçbir güç yoktur dedi. Yani şöyle diyor bir tanesinde de. Meclisin içinden seçilecek olan bir heyet, meclisin içinden seçilecek olan bir heyet hükümet işlerine bakacak. Ha? Evet. Evet, kafam gene önden gitti. Bak, meclisin içinden seçilecek olan. Bir de kelime gitti bu sefer. Harf de değil yani. Meclisin içinden seçilecek olan bir heyet hükümet işlerine bakacak ve şöyle diyor. Meclisin başkanı hükümetin de başkanı olacak. Meclisin başkanı kimin de? Hükümetin de başkanı olacak. Şimdi bak, oh. Meclisin içinden seçilecek olan bir heyet hükümet işlerine bakacak derken yürütme işlerine bakacak arkadaşlar. Değil mi? Ve diyor ki meclisin başkanı hükümetin de başkanı olacak. Yani ben burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bazılarımız milletvekiliyiz ama bazılarımız aynı anda da bakan oldu diyelim. Bu ne demek? Meclis hükümeti sistemi. Yani ne yaptım ben burada aslında? Neden bahsettim? Meclis hükümeti sistemini söyledim. Hocam meclis hükümeti dediğin, meclis dediğinde zaten yasama geliyor aklına. Yani kanun yapan bir organ. Hükümet dediğinde de yürütme geliyor mu aklına? Evet. O zaman yasama ve yürütmeyi şu maddeyle nerede toplamışım? Mecliste toplamışım. Zaten yasama ve yürütmeyi şu maddeyle mecliste toplamam demek,
benim nasıl bir meclis olduğumu gösterir. Olağanüstü bir meclis olduğumu gösterir arkadaşlar. Şu tarafa geçeyim. Şöyle diyor mesela. Geçici olmak şartıyla bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir. Yazayım. Geçici olmak şartıyla hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir. Yani değil ki karşım. Bak, bana bak. Yani değil ki ben kalıcı olacağım. Geçici olmak şart. Ben geçici bir hükümet başkanı istemiyorum diyorum. Bakanlar Kurulu Başkanı yani başbakan da demek. Geçici olmayacak diyor. Padişah vekili gene hiç istemiyorum diyor. O zaman bu meclis neye vurgu yapmış? Kalıcı bir meclistir. Arkadaşlar, şimdi durduk bakalım. Bir yerde, kongrelerden birinde diyordu ki atam, İstanbul hükümeti görevini ve sorumluluğunu yerine getiremediği takdirde geçici bir hükümet kurulacaktır diyordu. Hangi kongrede diyordu? Erzurum'da diyordu. Bak şimdi. İlk önce şöyle toparlayayım. Amasya'da şöyle dedi. İstanbul hükümeti görevini sorumluluğu yerine getirememekte. Yani vatanı koruyamıyor Osmanlı dedi. Erzurum'da ise şöyle dedi. İstanbul hükümeti görevini sorumluluğu yerine getiremediği takdirde geçici bir hükümet kurar. Geçiciyim la korkma sonra Osmanlı'ya gene bağlı kalacağım diye. Halk galyana gelmesin diye dedi onu. Tamam. Şimdi ne demeye başlamışım? Sıçarım çarkına kalıcıyım. Osmanlı zaten korumuyor artık. Bu neyi gösterdi? Kalıcı bir meclis olduğumu gösterdi arkadaşım. Hala da var biliyorsunuz değil mi? Gazi meclisimizdir bizim. Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşım. Önemlidir yani. Şimdi şöyle diyor bir de bak şu maddeyi yazayım çok önemli bir madde. Padişahın ve halifenin geleceği. Padişahın ve halifenin, ikisi aynı kişi zaten değil mi? Yavuz'dan beri hem padişahım hem de halifeyim. Padişahım ve halifenin geleceği baskıdan kurtuldukları zaman meclisin vereceği bir kararla belirlenecektir. Meclisin vereceği bir kararla belirlenecektir. Tekrar ettim hocam. Padişahın ve halifenin geleceği baskıdan kurtuldukları zaman meclisin vereceği bir kararla belirlenecek. Bak meclis neye karar verecekmiş? Bunların geleceklerine meclis karar verecekmiş. Arkadaşlar. Değil mi? Şimdi ben padişahı da kurtaracağım diyordu hatırlıyor değil mi? O yüzden açayım meclisi diyordu. Şimdi geleceğine karar vereceğim. Yani duruma bakacağız bakalım. Değil mi? Şimdi. Sana bir soru. Bu son maddemdi. 24 Nisan Önergesi'nin son maddesiydi arkadaşlar. Tamam mı? Sana bir soru. 24 Nisan Önergesi'nin şu maddesini verdim soruda. Dedim ki sonra. Aşağıdakilerden hangisinden hemen önce 24 Nisan Önergesi'nin bu maddesi yürürlüğe girmiştir. İlk defa. Şık yazıyor. A. Lozan Barış Konferansı. B. Halifeliğin kaldırılması. C. Cumhuriyetin ilanı. D. 1926 Medeni Kanun.
Medeni kanun kabulü. Tevhidi tedrisat kanunu kabulü. Bahsedeceğim şimdi soruyu. Balık hafızalı seni. Şu maddeyi okudum tekrar. Padişah ve halifenin geleceği baskıdan kurtuldukları zaman meclisin vereceği bir kararla belirlenecektir. Demiş. 24 Nisan Önergesi'nin bu maddesi aşağıdakilerden hangisinden hemen önce ilk defa yürürlüğe girmiştir? Hemen önce. Bilmeyeceğim. Söyle Ahmet. Sosyal ÖAVT öğrencim benim. Söyle. Öyle bir şey yok. Ne? Ceyhan. Ha Ceyhan. Bu sen C'leri söyleyemiyor musun? Beyazıt Öztürk gibisin. He. O da R'leri söyleyemiyor. Bu mu? Cumhuriyetin ilanından önce yani bu madde yürürlüğe girdi. Neyle mesela? Nasıl girmiş olabilir? Cumhuriyetin ilanından önce bu madde nasıl yürürlüğe girmiş olabilir? Yani ben bir şey yapmam lazım ki padişahın valinin geleceğine meclis olarak karar vermiş olmam lazım. Tamam. Çok güzel soru yaptım yalnız. Ha, var ya, altınıza sıçtınız şu an. Bak şimdi. Farklar bunlar işte. Anladın mı? Yoktu hocam yani. Bilgiyi transfer etmek önemli. Şimdi arkadaşlar. Biz Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacağız. Sonra da İsmet Paşa Başkanlığı'nda bir heyetle Lozan Barış Konferansı'na gideceğiz. Demedim. Tamam söyle o zaman. Lozan'da değilsem nasıl oluyor? Cevabı söyle. He? Söyle nasıl oluyor? Dedim ama Lozan diye. Lozan dedi mi Ahmet Lozan? Ben de duymadım. Atıyor şu an yani. Şimdi bak dinle. Biz Lozan Barış Konferansı'na giderken Osmanlı hala var. 20 Kasım 1922'de gideceğiz Lozan'a. Ama Avrupalı devletler Osmanlı'yı da çağırıyor. İkilik çıkarmak için. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yüzden 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saltanatı kaldırdıysan padişah geleceğine karar verdin mi ilk defa? Verdim. Neyden önce? Lozan'dan önce. Anlıyorsun? Peki teşekkür ederim. Bu video bu kadar olsun. Yok bir de bir şey söyleyeyim mi? Çat diye kapatıyorsun. Dur bakalım insanlara bir şey diyelim. Görüşürüz arkadaşlar falan filan diyelim. Sonra sen demedin mi bana hocam videolarınıza bakayım çat diye kapan. Yoksa evet. Sen demedin başkasını da karıştırıyor. Senden başka izleyenler de varmış. Evet. Peki arkadaşlarım görüşürüz.